Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda bir köprünün iki eş parçadan oluşan toplam 24 birim uzunluğundaki açılır kapanır bölümü gösterilmiştir. Şöyle toplam 24 birim uzunluğunda. Arkadaşlar toplam 24 ise o zaman burası kaç yapacak? 12. Burası da kaç yapacak? 12. 60 derece yukarı 60 derece yukarı açılmış. O zaman şu uçla uçları birleştirdiğim şeyle bu zemindeki uçları birleştirdiğim şeyler ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Şöyle ya hop açtığımda zemine eşit uzakta oluyor. Daha öncelerinde ispatlamıştık bunu. Buna göre bu yamuğun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada açtık. 60 derece açı yaparak açtık. E ben burada 60'ı kullanacağım. Ve bu arada şurası 12 birim 12 birim. Yani açılmadan önce şurası kaç birimdi arkadaşlar? Şurası yanda göstereyim isterseniz. Bakın Şurası 24 birimlik değil miydi? Evet açmadan önce orası 24 orayı unutmayalım lütfen. Burası 24. Hocam şuradan bir dik çizsem. X kenar mıydı zaten şu bizim dikmeler önemliydi. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yine 6. 12 ise buraya 12 kaldı. Burası da 12 altı yaptı. Şimdi bizden alan isteniyor. Alt taban artı üst taban. 24 artı 12 çarp yükseklik. Yüksekliğimizde e, karşı 6 60'ı karşı 6 köküç olduğundan 6 köküç yaptı. Böl 2 dersek sonuca ulaşırız. 36 36 ile 2 sadeleşince 18 o zaman 48 108 köküç mü yapıyor arkadaşlar burası? Aynen öyle. Cevabımız o zaman e demit oldu. ABC'de bir x kenar yamuk ve x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. 3 tane değişiklik verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Valla x kenar yamuk gelince aklımıza şey geliyor. Köşegen çizmek işimize yaramaz. Ya da şu dikmeleri çizmek. Ama bu dikmeleri çizince sanki işlem kalabalığı olacak arkadaşlar. Çünkü aa, aa dersem 12 eksi a. Burası da 12 eksi a. Burası da 12 eksi a. Hocam 90'ı da kullanalım. Burası da 90 ya. Bunun karesi bu çarpı tamamından sonuç çıkar mı çıkar. İsterseniz deneyin arkadaşlar. Çoğunluğunuzda da büyük ihtimal böyle yapmıştır. Ben farklı bir yol deneyeyim bakayım. Başka ne yapabilirim? X kenar mı başka nasıl kullanabilirim? Hocam x kenar yamukta taban açıları birbirine eşit değil mi? Bir açılara dalayım da isterseniz. Çünkü uzun çıkıyor uzun çıktığı zaman açılara dalabiliriz. Buraya alfa dersem hocam z'den dolayı burası da alfadır. X kenarlıktan burası da alfadır. A ikizkenardan kenardan dolayı bu x kenar nokta burası 2 alfa ise burası da 2 alfadır. Ve ne çıktı arkadaşlar? Bakın alfa 2 alfa 90. Yani toplamda 3 alfa eşittir 90 sa alfayı 30 buluruz. Ve soru çıktı galiba. Alfa 30'sa burası 60 burası 30 oldu. Bakın 90'ın karşısı 12'si 30'un karşısı 6'dır. Ve direkt ben burası 60'ı karşısında 6 kök olur mu arkadaşlar? Olur. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. K, L ve M sporcuları bir yüzme havuzunda sırasıyla 1, 2, 3. kulvarda doğrusal yüzerek yarış yapmaktadır. Yarışın bir anında K, L ve M'nin bitiş çizgisine varmalarına sırasıyla 11, 9 ve 16 metre vardır. Tam bu anda K ve M'nin L'ye olan uzakları birbirine eşittir. Şöyle şunları eşit Işte. Arkadaşlar ne yapacağız? Şurada bir dik yamuk var. Burada da bir dik yamuk var. E dik yamukta neler yapacağımızı biliyorsunuz. Ne yapacağız hocam? Hop şöyle dik dörtgen ve dik üçgen. Dik dörtgen ve dik üçgeni oluşturalım bakalım şöyle. Oluşturdun, oluşturdun. Hocam 9 da 9 buraya ne kaldı? 2. 9 da 9 buraya ne kaldı? 9. 7 daha 16, değil mi? Buraya da 7 kaldı arkadaşlar. E şunlar da birbirine eşit verilmiş. E tamam. Bir burada Pisagor yapacağız, bir de burada Pisagor yapacağız. Ve bizden ikinci ve üçüncü kulvardaki e, arasındaki uzaklık isteniyor yani burası isteniyor arkadaşlar burayı da 15 boş boşuna vermezler o zaman burası da 15 eksi x mi evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar şimdi Pisagorlar yapacağız arkadaşlar ikili Pisagorlarda eşit kenarlar ya da ortak kenarlar varsa ne yapıyorduk yalnız olan kenarı ya, ya e, eşit olan kenarı yalnız bırakıyorduk o zaman her ikisinde de y ortak ya y'yi yalnız bırakalım arkadaşlar ikisinde de İşlemi şurada yapacağız galiba evet Y kare ne işte arkadaşlar şurada üsttekinde? Hocam 15 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi. 12 mi? 2. Pardon. 2'nin karesi. Eşittir. Y kare burada neye eşit? Hocam x'in karesi artı 7'nin karesine eşit. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Aç bakayım şunu. 225 eksi 30 x artı x kare eşittir. Bir de artı x kareden sonra artı 4 var. Eşittir. x kare artı 49 oldu. X kareler nanay mı? Nanay. 30x'i öbür tarafa atalım. 30x yaptı. 200 e, 225 artı 4. 229. 229 eksi 49 oldu burası. Bundan bunu çıkartırsak 180 eşittir 30x oldu. O zaman x de buradan ne eşit oldu arkadaşlar? Sanırım 6'ya eşit oldu. Evet. 6 kere 3 18. 6'ya eşit oldu. Cevabımız da böylelikle balıkesir çıktı. Aşağıda verilen ABCD yamuğunun A köşesi AB'nin üzerine gelecek şekilde DH boyunca katlanıyor. Arkadaşlar bu katlamada 12 iken buranın 12. Şunların birbirine eşit olduğu. A x kenarda çizilen kenar ortay yani yükseklik ya da aynı doğru üstünde gittiği zaman 90 derece olduğunu biliyoruz ve üst üste binen açılar da eşit ya da x kenarda çizilen yükseklik açı ortaydır diyebiliriz arkadaşlar. Ha, katlama sonrasında A üstü BCD eşkenar dörtgenmiş. A üstü BCD. Madem bu eş kenar dörtgen 12 ise burası da 12, burası da 12, burası da 12 oldu mu gençler? Oldu. Sonra bizden ne isteniyor? Yamuğun alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. A üstü da bak kaçırdım soruyu okuyorum hemen. Gözler böyle bir şey arıyor arkadaşlar. Siz de arayın. A üstü 6 vermiş. A üstü 6. E bitti soru. Burası da 6. Gençler 90'ın karşısı 12. Pisagor'dan da şurayı bulabilirsiniz ama 90'ın karşısı 12 hangi açının karşısı 6'tır? Tabii ki 30'un ya da hocam 12 12 12 olduğundan dolayı eşkenar diyebilirsiniz. O yüzden burası 60 burası 60 burası 60 o yüzden 30 30 oldu diyebilirsiniz. 30'un karşısı 6 ise burası da 6 kök 3 yaptı mı? Yaptı. Şimdi yamuğun alanı isteniyor. Alt taban. Hocam alt taban kaç bulduk? 24. Üst taban 12. Alt taban artı üst taban. 24 artı 12 çarp yükseklik. Yüksekliğinde 6 kök 3. Böl 2 bize sonucu verecektir. Hocam şununla şu sadeleşince 36 bölü 2'den 18 geldi. 18 ile de 6 kökü çarpınca 108 kökü 3 yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C-Han çıktı. Şekil 1'deki ABC dedik ya de Doğrusu boyunca katlanması şekil 2 oluşmuştur. Arkadaşlar şekil 2'ye bakacağız. Uzunluklar da verilmiş zaten bize. Ne verilmişti? Şöyle bakacak olursak 4, 12, 20. Hemen onları şey yapalım. Hocam 4, şurası yüksekliğin 12 oldu. Ve buranın da 20 olduğu belli. Ben böyle katlamışım. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi gençler? Evet hocam burası da kaç yapacak? 20 yapacak. Şöyle yazayım. Sonra 20'ye 20. Üst 20. üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. E hocam ne yapacağız burada? Burası 12 iken burası da 12 değil mi? Çünkü 90 90 90 90 dikdörtgen uçlu. E 12 ise ya da diğer yan tarafta da yapabilirdiniz onu. Yani hocam 12 ise burası 12. 4 ise 4. 12 20 12 16 20'den direkt buraya 16 bulabilirdiniz. Ya da şu yanda da yapabiliriz hiç fark etmez. 12 20 ise burası 16 oldu hocam. 4 ise burası da 4 hocam. E, tamamı 16 iken burası da 16. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. A K B üssü. A üssünün alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi dikkat edin. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Değil mi arkadaşlar? Ya da temel da çıktı diyebilirsiniz. Şu böyle şu diyebilirsiniz. Ama kelebek direkt belli. Kelebekteki oran kaça kaç? 4 bölü 12. 1'e 3. Hocam şurası o zaman 1'e 3 oran varsa ben buraya a dersem burası 3 a'dır. Toplamda 4 a eşittir 12 ise a'yı buradan 3 bulurum. Yani burası kaç çıktı o zaman? 9. Benden şu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanı da nedir? 9 çarpı 12 bölü dik kenarlar çarpımının yarısı. Çünkü burası 90 derece. 9 çarpı 12 bölü 2'den cevap kaç çıktı? 54 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız Denizli oldu. ABCD bir ikiz kenar yamuk. Hocam ikiz kenar yamuk. Aa köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse ne yapıyorduk? İkiz kenar yamukta zaten iki taktiğimiz var. Ya köşegenleri çiziyoruz ya da dikmeler. Hocam köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiği için diğer köşegeni de ben çiziyorum ve köşegenlerin eşitliğini gösteriyorum şöyle. Ve aynı zamanda arkadaşlar şu küçük parçalar kendi çapında birbirine eşitti. Şunlar da birbirine eşitti. Hocam burası nokta açısıysa burası nokta açısı. E burası nokta artı x ise burası da nokta artı x olacak. Yani buraya da x diyebiliriz. Hocam ne çıktı burada? Bakın bakın bakın. Şuradaki üçgene bakın. Hocam burası da eşit burası da eşit olduğundan ikiz kenar çıktı burada. Bu ikiz kenar üçgende 55 ise burası da 55 olacak. 35 artı x eşittir 55 ise x'i buradan kaç buluruz? 20 buluruz. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. ABCD bir yamuk ve şurada bir oran verilmiş k ve 3k. Arkadaşlar oran verildiğinde CE uzunluğu k iken BE uzunluğu neymiş 3kymiş. Bu oran verildiğinde ne yapıyorduk? Oranı kullanıyorduk. İçe paralel çizsem ya da dışa doğru uzatsam ama buradan da çıkar belki ama ben arkadaşlar bakın burada özel bir durum görüyorum. Bu özel durum yükseklik gördüğünüzde geometride çok önemliydi değil mi? Yükseklik varsa ve yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk. Hocam hem yükseklik hem açı ortay. E o zaman aklımıza ne getirdi? İkiz kenar. Hemen ikiz kenar üçgeni oluşturalım arkadaşlar. Şöyle bakın yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenarlık olacak. Yukarıya doğru tamamlayalım şunu. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik tabanı da iki parçaya bölecek. E 3K ise burası da 3K. 2K kaldı. E şunlar da birbirine paralel ya artık X'e ulaşabilirim. Nasıl? Şunun tamamının oranı. 2K'nın tamamının oranı 6K'ya oranı eşittir. 3 bölü x midir arkadaşlar? Evet k'lar gitti. Buradan e, sadeleştirmeyi de yapacak olursak 1 ve 3 işler işler yaptığımızda x'i de buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Yani cevabımız denizli çıktı arkadaşlar. ABC'de bir ikiz kenar yamuk olarak verilmiş arkadaşlar. Bir de burada oran verilmiş. 6 ve 8 var. Bak normalde ben burada oranı görünce hocam şuradan paralel çizerim. Buradan yapabilirim. 1. Hocam bunu uzatırım. Buradan yapabilirim. 2. Ama ikiz kenar yamuğu öncelikle bir kullanmamız lazım değil mi arkadaşlar? Evet öncelikle verilen bilgileri kullanalım. Tamam buradaki oranda verilmiş de ikiz kenar yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu dikmeler önemli değil miydi? O zaman şu dikmeyi hemen çizelim mi biz? Çizelim. Çizdik bakalım buradaki dikmeyi. E hocam ben şimdi şuradan paralel çizsem ya da şunu uzatsam. Ya olur da belki bu dikmeyi çizdiğimden dolayı daha güzel bir hamle karşıma çıkabilir. Mutlaka ama mutlaka buralardan da sonuç çıkar. O ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar şu dikmeleri çizdik. Dikmeleri çizince burası 6 ise burası da ne olacak? 6 olacak. E 4 ise burası. Burası ne olacak? 4 olacak. Aa hocam şununla şu birbirine paralel. 6 bölü 4 3 bölü 2'dir. Hocam burası 3 k ise burası 2 k'dır. Bak oranlama yazmaya başladık bile benzerlik olduğu belli zaten. Peki hocam paralel çizeyim mi ya da uzatayım mı? Bence uzatma. Kardeşim şu paralel şu paralel. Burada da bir eşitlik var. Bir orta taban çizeceğiz ya. Bunu buraya doğru çiz yani aşağı doğru çizsene daha güzel olmaz mı? Çünkü şunları da şu paralelliği de kullanmış olursun. Her zaman verilen bilgileri daha mantıklı bir şekilde kullanırsan çözüm daha mantıklı çıkabiliyor arkadaşlar. E buradan çizdik. Belki de buradan çıkmıyor. Bilmiyoruz ama bakalım. arkadaşlar buradan da çizince tabanı iki eşit parçaya böldü mü? Böldü. Çünkü niye? Bunda bu paralel ort taban. Bunlar eşitse burada da 1'e 2 oran vardır aynı zamanda. Aa hocam bir şeyler çıktı galiba. Bu bir orta taban ve şurada da bir benzerlik var. 10 bölü 13. Hocam burası 10 enken hatta burada 6 bölü yok 10 enken oradan devam edelim. 10 bölü 13. 10 enken burası 13 en olur. Hocam bu orta taban çizgisiydi. Bunun tamamı da 26 n olacaktır. Yani 26 n eşittir 10 en artı 8 ise buradan 16 n eşittir 8 geldi. En de buradan 1 bölü 2 geldi. M1 bölü 2 ise burası kaç çıktı arkadaşlar? 10 çarpı 1 bölü 2 5 çıktı. Ve olay gerçekten çıktı. Bizden x isteniyor. Bakın dik üçgene ne oldu arkadaşlar gerçekten de? Burası 5 iken burası 10. 5 10 5 kök 5 oldu arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 5 kök 5 çıktı. Bence çok da kolay bir şekilde çıktı arkadaşlar. Gerçekten verilen bilgileri ve bulduğumuz bilgileri mantıklı bir şekilde kullanınca daha kolay çıkıyor. Bence diğer türlü şuradan paralel çizme ya da bunu yukarı doğru uzatma olayı biraz daha zorlaştıracaktı arkadaşlar. İsterseniz onu da siz bir deneyin. Evet cevabımız balık çıktı. ABCD bir yamuk ve burada oranlamalar verilmiş. Aa, en sevdiğim oranlamalar. Hocam A iken burası 3A burası B iken buranın 2B olması. Evet DC uzunluğu A iken Ali Bey uzunluğunun 3A olması. CE uzunluğu B iken BE uzunluğunun da 2B olması önemli. Yazdık gençler buraya. Şimdi alanlar oranı isteniyor. Gençler oranlama var. Oranlama varsa ne vardır? Benzerlik. E hadi. Ben ne yapıyorum? Neyi seviyorum? Siz dışarı doğru yapabilirsiniz. Azıcık sıkıntı yok. İçe doğru paralel çiziyorum. İçe çizdiğimde kelebek oluştu mu? Oluştu. Bak temel orantı da oluştu. Kelebek de oluştu. Hocam önce buradaki temel orantıya bakalım. Bakalım 2 bölü 3 oran var. O zaman burası 2 anken. Burası 3 an midir? Evet. Hocam burası 3 anken A 3 enken burası da 9 en mi oldu? Aynen öyle. 3'e 9 oran var. O zaman burası da aynı şekilde 3'e 9'dur. Ve şu alanlar oran isteniyor bizden. Hocam burası 3x iken burası 9x'tir. Tamam. Ee, ama benim şuradaki oranlamalara gitmem lazım. Gidelim arkadaşlar. Burası 3y iken burası da 9y midir? 3'e 9. 3'e 9 oran yok. 2'ye 9 oran var arkadaşlar. Burası 2x burası 9x. Burası 2 Burası 9Y. Peki bunu bulduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradaki temel oran da şuradaki oranlamalar da lazım bana. 2'ye 1 oran var. Hocam 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 11Y ise burası da 11 bölü 2'ye 1 oran var ya. 2'ye 1 tekrar ya, koldan kola geçişte aynı şekilde yapıyorduk. Hocam burası 11Y ise burası da 11 bölü 2Y yapacaktır arkadaşlar. Bitti. Alanı dağıtalım. <laughs> Genelde kelebekten başlıyoruz arkadaşlar. Alanları oranlarken 2x'deki alana ya da şöyle mi diyelim arkadaşlar. 2x'deki alana 2a dersem bakın şurada başladım. 9x'deki alan 9a'dır. Eyvallah. Şimdi 9y'den şuradaki y'ye buradaki y toplam y'yi bul. Sen 11y ile 2y'yi topladığın zaman 11y bölü 2 ile 2y'yi topladığın zaman kaç çıkıyor? 2 2 4 15 y bölü 2 çıkıyor. Hocam burası 15 y bölü 2 çıktı. Hocam 9 y'de kalan 9 a ise 15 y bölü 2'de kalan da 15 bölü 2 a olmaz mı? Olur. Senden şu oran isteniyor. EFB 2 a bölü A, D, F. 15 bölü 2 a isteniyor. Bu da 2 çarpı 2 bölü 15'ten 4 bölü 15 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı gençler? 4 bölü 15 yani cevabımız balıkesir oldu.